Merhaba değerli dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sihirli Mutfak 01 kanalından Onur ben. Bugün neredeyiz? Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de Mini Lahmacun'dayız. Sloganları ne? Burada yazdığı gibi adımız mini, tadımız dev. Lahmacun ve pide çeşitlerini şimdi tadımlayacağız, deneyimleyeceğiz. Güzel bir video sizi bekliyor. Hepinize iyi seyirler. Merhaba Burhan Usta, kolay Merhaba gelsin. Merhaba abi, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim çok şükür. Sen nasılsın, iyi misin? Sağ ol, ben de iyiyim. Şimdi öğle saati, biraz yoğunluk var. Seni de böyle fazla işinden alıkoymak istemiyoruz. Şimdi burada ürünlerimizde neler var? Sadece lahmacun mu var? Sadece lahmacun yok efendim. Pide çeşitlerimiz var. Üçlü pide var, yuvarlak şeklinde. Evet. O pidemiz var. Bir de Tarsus fındık lahmacunumuz var. Tarsus'un yöresine ait. Evet. Şu özel tepside pişiyor. Dediğimiz tepsi. Tamam. Mayası biraz fazla oluyor. Yani hamurun mayası. Bir de yağlı. Hamuru yağlı oluyor. Hamuru daha yağlı. Normal kebapçılarda satılan fındık lahmacundan farkı bu mu? Yok yok. Hiçbir yani alakası yok. Bu sadece özel, yani bu hamuru, kıyması. Kıyması da mı farklı? Kıyması da farklı efendim. Tamam, o zaman şimdi bize Tarsus lahmacunu yapacaksın herhalde. Evet. Normal lahmacun yemeyelim. Şimdi o zaman yapımına başlayalım. Tabii. Önce açma işleminden başlayalım. Tamam. Hamuru bu bir saat kestiğimiz zaman bir saat dinlenmesi lazım. Elle açılması için, kolay açılması için. Bu fındık lahmacundan daha mı fazla içinde gramaj olarak kıyma var bunda? Tabii şimdi normal fındığa koyduğumuz kıymanın daha çok fazlası. Yani 2 katı, 3 katı. Yani bir normal lahmacundaki gramaj da bu ufak Tarsus lahmacunun içindeki kıyma gramaj olarak aynı mı? Onu öğrenmek istiyorum. Yok, farklı. Farklı. Evet. Tamam, şimdi hamurlarımızı böyle... Hamurlarımızı açtık şöyle. Tamam. Tabii ilk önce hamurumuzu koymadan önce tepsimizi de bir yağlıyoruz. Tamam. Yapışmaması için. Tepsiyle birlikte pişiyor değil mi? Evet efendim. Tamam. Yaklaşık bir 12-13 dakika pişiyor. Pişme süresi var. Süper. Böyle kıymalarımız da üzerine löp löp et olarak biraz koyuyorsunuz. Eti biraz fazla oluyor çünkü... Bunun özelliği bu. Yani Tarsus fındık lahmacunu. Şu anda İstanbul'da Tarsus lahmacunu yapan var mı, biliyor musun? Vallahi şu anda hiç görmedim. İlk defa burada görüyorum. Evet. Yani bizim patron da Tarsuslu olduğu için. Sen nerelisin? Ağrılıyım ben de. Sen de Ağrılısın. Kaç evet. Senedir bu işte meşgulsün? Yaklaşık 10 sene oluyor. Arkada da fırınını görüyorum senin. Bu fırın doğal gaz mı, taş fırın mı? Doğal gazlı. Şimdi tepsiyle birlikte 10-12 dakika pişmeye gidiyor. Evet. Gönderelim o zaman. Yalnız 6-7 dakika koyduktan pişmesi lazım. Tamam. Ondan sonra bir çevirme işlemi var. Çevirme işleminden sonra biraz hafif ateşe yaklaşmak için, yani kızarması için evet, biraz ateşe yakın tutuyoruz. Ha, etlerini şu anda siz kısık ateşte bir nevi pişiriyorsunuz. Evet. Daha sonra hamurunu ve üstünü kızartıyorsunuz. Evet. Süper. O zaman şimdi bunu bir 10 dakika bekleyeceğiz değerli dostlar. Bu arada bir porsiyonda kaç tane veriyorsunuz? Bir porsiyon da 8 tane var. Evet. Tabii ki isteyenler, mesela merak eden insanlar var. Mesela 4 tane de yapabiliyoruz. Ha, ilave üzerine istediği evet, kadar da atılabiliyor. Evet, evet efendim. Peki bu Kadıköy'deki bu mekanımız kaçta kaç arası açık saat olarak? Haftanın her günü açık mı? Haftanın her günü açık. Evet. Saat 10'dan
tabii ki hafta sonu 11'e kadar açık oluyoruz. Paket servisi falan var mı? Paket servisi yok. Paket servisi yok. Evet. Zaten yeri çok kolay. Evet. Kadıköy Rıhtımda hemen sahilde. Balıkçılar Çarşısı'nın içerisinde. Gelenler bu farklı lezzeti tadımlayabilirler diyoruz. Bu arada bunun içerisine koyduğun kıyma ne kıyması? Dana mı? Kuzu mu? Dana, kuzu karışık. Çok yağlı değil. Kuyruk yani, yağı kullanıyor musunuz içine? Kuyruk yağı mesela şikayet. İnsanlar, buradaki insanlar kuyruk yağını çok sevmiyor. Maalesef. Bunun için az kullanmayı tercih ediyoruz. O zaman şimdi biraz sonra tadım aşamasında tekrardan görüşmek üzere diyoruz. Var. En güzel ana geldik yine her zamanki gibi. Yine bir tadım aşamasındayız. Şimdi şöyle göstereyim. Çok güzel Tarsus lahmacunları var. Her birinin içerisinde ustama sordum. Şöyle ilk başta bir çiğ tadına bakmak istiyorum. 35-40 gram kadar kıyma var. Bakın zaten böyle daha yuvarladığımız zaman hemen üstünden dökülüyor. Yağlı bir tepside yapıldığını söyledi. Zaten altı yağlı. Hamuru da farklı. Müsaadenizle. Sulu sulu pişmiş. Bizim normal kebapçılarda yediğimiz fındık lahmacundan lezzet olarak tabii ki farklı. Özellikle hamuru farklı. Demin de söylediğimiz gibi bir porsiyonda 8 tane var. Bir tanesinin üzerine şöyle limonu sıkalım. Az bir şey de soğanımızı koyalım. Bakın görüyor musunuz? Bununla böyle 1, 2, 3 porsiyon açlık durumunuza göre tabii ki yersiniz. Yeri demin de dediğim gibi balık pazarının içerisinde merkezi bir yerde. Bu arada isteyenlere taneli şalgamla veriyorlar. Açık şalgam Mersin'den getirtiyorlar. Bu da özel hazır, yani böyle bilindik markaları kullanmıyorlar. Gerçekten keyifli. Bu Tarsus lahmacunu da isterseniz acılı veya acısız olarak da tabii ki söyleyebiliyorsunuz. Şimdi ben daha fazla videoyu uzatmayacağım. Bu güzel lezzetlerin hepsini bitireceğim. Bana afiyet olsun. Eğer siz de buraya gelirseniz size de afiyet olsun. Arkadaşlar, kanalımıza destek için beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Aşağıda yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Eğer buraya gelirseniz siz de bu lezzetlerden faydalanabilirsiniz diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Onurla kalın.